İran-Irak Savaşı'nda düşmana yardımcı oldukları gerekçesiyle Halepçe kasabasının üzerinden geçen uçaklar kimyasal bombalar bıraktılar. Ve Türkiye'nin Kürt politikasındaki asıl değişim tarihini 1988'de Halepçe katliamı üzerine Türkiye sınırlarına yığılan peşmergelerin içeri alınması kararı olarak görüyor. 1991'in diğer önemli olayı ise kuşkusuz Körfez Savaşı. Özal bu krizin son derece önemli bir imkan yarattığına inanıyordu. Bağımsız bir Kürt devleti kurulmadan Türkiye bölgeye mutlaka girmeliydi. Amerikalılar güneyden girdiği zaman biz de kuzeyden girseydik dedi. Musul, Kerkük bugün elimizde olurdu. Körfez Savaşı sonrasında 300.000 Kürt Saddam'dan korkup Türkiye'ye kaçınca Özal hemen sınır açtı. Celal Talabani, gazeteci Cengiz Çandar aracılığıyla Ankara'ya haber iletti. Özal ile görüşmek istiyordu. Özal'a dedim ki bunların pasaport sorunu var, ne yapabiliriz? Pasaport veririz dedi. Kırmızı pasaport istiyorlar. Bu koşullar altında bağımsız bir Kürt devleti gerçekçi bir hedef değildi. Ve bu koşullarda bölgede bağımsız bir Kürt devletinin kurulması için çağrıda bulunulmasının insanlarımızın sıkıntı çekmesine yol açacağını biliyoruz. Yani Irak'ın toprak bütünlüğü doğal garantisi içerisinde. Onların istediği şey birinci sınıf vatandaş olmak, haklara sahip olmak, demokrasinin işlemesine sahip olmak, insan gibi muamele görmektir. American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people, and to defend the world from grave danger. Hem Barzani hem de Talabani çok net ifadelerle sınırlı sayıdaki Türk askeri bölgede istemediklerini açıkladılar. Kuzey Irak'ta Türkiye'nin savununu güvence altına almak için bir miktar arazi bulundurmuştuk elimizde. Anayasa taslağına 2007 yılında yapılacak referandumla Kerkük'ün Türk sınırları içine dahil edileceği de söyleniyor. Barzani'nin açıklamalarını biz az önce izleyicilerimize ilettik. Ölmeden önce bağımsız Kürdistan'ı görmeyi umduğunu belirtiyor. Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt, Kuzey Irak'a sınır ötesi operasyon yapılması gerektiğini söyledi. Olası bir sınır ötesi harekat ve bize karşı bir saldırı yapılırsa biz de meşru müdafaa hakkımızı kullanacağız. Başbakan ısrarla üstünde durdu. Bu kampları dağıtın, liderlerini bize teslim edin dedi. PKK liderlerini tutuklayamayız. Bizim için terörist, sizin için anladığım kadarıyla çok daha farklı çıkıyor. Bu topraklardan bir kedi bile teslim etmeyiz. Türk askeri peşmergeleri, peşmergeler de Türk askerini gözetliyor. Dağlar bizi ayırmayacak, birleştirecek. Türkiye ile ilişkilerde kötü günlerin geride kaldığını, hükümetin başlattığı Kürt açılımı projesini desteklediklerini, Erbil'de açılacak konsolosluk çok önemli olacaktır dedi. Türkiye, Kürt bölgesinin güvenliği için gereken her türlü desteği verecektir. Kürt yönetimini ziyaret eden ilk başbakan olan Erdoğan, Türk Hava Yolları doğrudan Erbil'e uçuşları başlatıyor. Değerli dostum, Sayın Başkan Barzani'ye ancak raporda demokratik olmayan bir Irak'ın parçası olmaktansa Türkiye ile yaşamak isteyecekleri yer alıyor. Hatta 2 sene içinde Kuzey Irak referandum yapıp Türkiye'ye katılma kararı alacak. Kobani'ye peşmergenin geçişine izin vermemiz güven ilişkisinin çok çarpıcı bir yansımasıdır. Irak-Şam İslam devleti militanları ile peşmerge arasında yoğun çatışmalar yaşanıyor. Mesut Barzani Kerkük'ü de sınırlarına dahil etmeye hazırlanıyor. Münasebetlerimiz şu anda iyi gidiyor. Bu münasebetleri bozmayın. Hemen o bayraklarınızı indirin. Kerkük Türkmeni yalnız değildir. 2 yıldır kapalı olan parlamentoyu bağımsızlık referandumu için toplayan Mesut Barzani referandum kararı aldırdı. Sonuçların %92,73 evet ve %7,27 hayır yönünde olduğunu duyurdu. Türkiye'den Süleymaniye, Erbil'e yapılan bütün uçuşlar iptal edilmiştir. Devlet yönetme aşiretin reisi olarak işi çözmekle bu iş olmuyor. Açıkçası biz son ana kadar Barzani'nin böyle bir yanlışa düşeceğine ihtimal vermiyoruz. Demek yanılmış. Dedim ya, bir gece ansızın gelebilir.